Selam arkadaşım, ben Ergun Hoca. Bireysel geometri kanalına hoş geldin. 3D yayınları TYT kurumsal denemesi geometri sorularını çözmeye başlıyorum. 31. soruda karşımıza özdeş kibrit çöpleri çıkıyor. Özdeş kibrit çöplerinin ucuca eklenerek bir şekil oluşturulmuş ve AC, BD birbirine paralelmiş. Tamam. AB doğru parçasını oluşturmak için kaç kibrit çöpüne ihtiyaç vardır diye soruyor. Yani bize sorduğu şey, AB'yi birleştirdiğimizde ne kadar uzunluk elde ediyoruz? Diyorsun ki burada 2 birim var. 120 paralelikle beraber buraya 60 derece olarak gelecektir. Burada da 3 birim var. Eğer sen bir de bilirsin 2 birim için buradan buraya bir paralel daha çekmiş olursan burası da aynı şekilde 2 birim olacaktır. Burası da aynı şekilde 3 birim olacaktır. Ve 3 birimden buradan yakalarsan bir eşkenar üçgen daha olacağı için AB uzunluğu için 3 tane eşkenar üçgen gerektiğini kadar Ceyhan'ı işaretler geçersin. 32 birazcık daha alengirli bir soru. Yarıçap uzunluğu 1 santim olan eş çemberlerden merkezleri aynı doğru üzerinde birbirine teğet olarak içinde dizilen çemberlerden bahsediyor. Bu şekilde oluşturulan BD yayın uzunluğu 4π'miş. Buna göre AB noktaları arasındaki uzaklık ne kadardır diye soruyor. A ile B noktası arasındaki uzaklığı bulmak için benim ilk önce AC ve CB'yi bulmam gerekiyor ki zaten CB uzunluğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim olacaktır. Yarıçapımız 1'di zaten. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burasının da 10 olduğunu biliyorum. Ama AB arasındaki mesafeyi bulmak için bana verilen şu 4π uzunluğunu yani C'deki açıyı bulmam gerekiyor. Tahmin ediyorsundur herhalde. Hemen başlayalım. Verimiz nasıl bulunuyordu? 2πr çarpı alfa bölü 360 yapalım. Alfa bölü 360 ne eşit olacak? 4π eşit olacak. 4π yapıyorsun. Hemen küçük bir sadeleştirme ile beraber 2π buradan 2 olarak sadeleşti. Demek ki R'miz de buradan 6 olduğu için 6 ile de 360 sadeleştirme 60. Alfa da aynı şekilde buradan 120 derece çıkacaktır. Demek ki buradaki açımız 120 iken artık AB uzunluğuna ulaşabileceğiz. Hemen AB'yi birleştiriyorum. Ve diyorum ki buradaki uzunluğu nasıl buluruz? Tabii ki kosinüs teoremi diyebilirsin. Ama kosinüs yapmak yerine dışarıdan birleştirmek de daha iyi olabilir. Hemen diyorsun ki ben buradan birleştiririm. Aynı şekilde buradan da dikimi indirelim. Bu dikimi indirdiğim zaman da zaten 30-60-90 üçgeni çıkacaktır ki hipotenüs 10 birimken 30'un karşısındaki kenar 5 birim olacaktır. Burası da 5 kök 3 olacaktır. Ve aradığım AB uzunluğu için 5 kök 3'ün karesinden 75 artı toplamda 11'in karesinden 121 ve toplamda da 196 geldiği için 196 x kare eşitse x de buradan tabii ki 14 olacaktır arkadaşım. Ceyhan doğru cevap. Tamamdır. Ve 33. soruda karşımıza 20 metre uzunluğunda bir inşaat demirinin orta noktasından ip ile sabit makaraya bağlanmıştır diyor. Orta noktasından. Kaldırımı işlemi esnasında demir kaydığında ip bağlandığı ilk noktadan 5 metre sağa doğru kaymış. Yani ilk önce ortadan bağlanmış sonra 5 metre sağa kaymış. O zaman 20 metre için buraya 10 birim dersin. 5 metre buraya kaydığı için burası 5. Burası da 5 birim olacak diyebilirsin. ABC zemini olan uzaklıkları sırasıyla 3, 15 ve 12'ymiş. Yani burası 3 birimmiş. B'den aşağıya, hemen buradan aşağı indirelim. Burası 15 birimmiş. Ve burası da 12 birimmiş. C'de. Bize bu dik yamuğun alanı nedir diye soruyor. Sen de diyorsun ki bu dik yamuğu istersen parçalarım, istersen de direkt ED uzunluğunu bulmaya çalışırım. O yüzden de geliyorsun buradan bir dik atıyorsun. Burası 3 birimdir diyorsun. Burası 9 birim. 9, 12, 15 için burasının artık 12 olduğunu fark eder. Buraya da 12 diyebilirsin. Yamuğun alanı. Yamuğun alanı orta taban çarpı yüksekliktir.
CD uzunluğu 12 birimdir. 12 artı üst taban AE 3 birim bölü 2 çarpı yüksekliğimiz, o da 12 yapacaktır. O da eşittir 15 bölü 2 çarpı 12, sadece eşittir. Bunun 6 geldi. 15 çarpı 6 bize 90 cevabını verecektir. Denizli doğru cevaptır. Tamamdır. 34'te karşımıza bir dikdörtgen çıkıyor ve biraz garip garip işler yapıyor. Diyor ki kısa kenar uzunluğu 10 birim. Burası 10 birimmiş. Uzun kenar uzunluğu 20 birim. Yani burası 20 birimmiş. Olan şekil bir kağıt AB CD'ye paralel olacak şekilde katlanıyormuş. AB CD'ye paralel olacak şekilde katlandığında şekil 2 elde ediliyormuş. Ben şekil 2'yi tabii ki büyüttüm. İşlem yapacağız. Mor bölgenin alanı turuncu bölgenin alanının iki katı oluyormuş. Buraya 2A dersek burası da A oluyormuş. Sen de bu iki dikdörtgenin alanlarını oranlarken buradaki ve buradaki parçaları yine tabanla alan orantılıdır deyip M'ye 2M şeklinde yazabilirsin. M'ye A, 2M'ye 2A. Tamamdır. Burada sıkıntı yok. Ama sen bunu eğer geri açarsan 2M'nin yine aynı şekilde geri gelip buraya monte olduğunu fark edersin. Yani toplamda M, 2M ve 2M'nin, yani toplamda 5M'nin 20 olduğunu fark edersin. O zaman M'nin 4 olduğunu söyleyebiliriz. M 4 birim iken demek ki buradaki parçamız 8, buradaki parçamız 4 olacaktır. Sana E noktasının CD'nin orta noktası olduğunu söylüyor. AE uzunluğunu soruyor. E noktası orta noktaymış. Sen buraya zaten 10 birim olarak görmüştün. Yani CE uzunluğu da 5 birimdir. Son olarak artık yaptığın işlem çok açık. Buradan bitince kalın. 5, 12, 13 buradan doğru cevap olacaktır. Tamamdır. Ve 35. soruda karşımıza bir logo tasarımcısı çıkıyor ve logo için 3 tane eşkenar üçgen kullanıyormuş. Yukarıda gösterilen logonun başka bir firma tarafından kullanıldığını fark eden tasarımcı logoyu farklılaştırmak için mor üçgenin kenarını %40 oranında küçültüp mavi üçgenin kenarlarını da %20 oranında büyütüyormuş ve yeni eşkenar üçgenler yapıyormuş. Sarı üçgenin de bir kenarı 2 santimetreymiş ki hemen bunu yazabiliriz. Buraya 2, 2, 2 yazabiliriz. Yeşil renkte bulunan eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 10 santimdir. Yeşil üçgenin bir kenar uzunluğu 10 santimmiş ki yeşil üçgeni değiştirmediğini de fark etmiştik. Yani buraya 8 birim, buraya 10 birim, buraya 8 birim yazarsak sabit olan bir değer yakaladık. 10 santimetre %40 oranında küçültüyorsa mor üçgeni, demek ki bir kenarımız 6 olacaktır deriz. Yani buraya 6, buraya artık 4, buraya da 4 yazabiliriz. Diğer üçgeni de %20 oranında büyütüyorsa o zaman buradaki üçgenimiz de 12 olacaktır bir kenarı. Geliyorsun buraya da 10 yazıyorsun. Buraya da geliyorsun 10 yazıyorsun. Şimdi bu boyalı bölgenin çevre uzunluğundan bahsediyor. Biz de bunları toparlamaya başlayalım hadi. 10, 20, şurada 20 daha var. 40, 50, şurada bir 6-10 var. 60, 8 burada, 4 burada 12, 72 yaptı. Boyalı bölgenin çevresi dediği için geliyorsun bir de şunları da hesaplıyorsun. 6 da burada topluyorsun. 78 doğru cevaptır. Yani şıklarda 72 olsaydı hatayda düşebilirdik diyebiliyoruz. Tamamdır. Geldik 36. sorumuza. Özdeş kaldırım taşlarıyla oluşturulmuş kaldırıma açılış için bayrak takılı ipler ABE üçgeni oluşturmuş. BAC ile DAE açıları birbirinin aynısıymış. Burada ve burada. CAD ile de AEB aynıymış. CAD ile AEB aynıymış. Burası da böyle eşitmiş. BC uzunluğu 80. Özdeş kaldırım taşlarıyla oluştuğu için iki birimlik parçadan bahsediyorsak o zaman her bir kaldırım taşı 40 olacaktır diyebiliriz. Yani burası 80'miş. ABE üçgeninin çevresi 600'müş. Büyük üçgenin çevresi 600'müş. AE uzunluğu nedir diye soruyor. Sen ne diyorsun ki? BD uzunluğu
120'dir. DE uzunluğu yine 40'tır. Açılarla ilgili bir işlem yapacaksak eğer şundan da bahsedebiliriz. İki iç bir dış yaparsak, yani buradaki açı alfa, buradaki açı beta dersek, burada artık alfa artı betamızın olduğunu fark ederiz ki diğer tarafta da alfa ile beta var. Yani burada bir ikizkenar üçgen söz konusudur. AB ile BD birbirine eşittir diyebiliyoruz. Dolayısıyla burası 200 yapacaktır. Bize çevre uzunluğunu vermişti zaten. Toplamda buradaki uzunluğu keşfediyorsun. Burası 40-40, 80 yaptı. 280 toplamda burası olduğuna göre 480, yani buraya da 120 birim kalacaktır deriz. Bursa'yı işaretler geçeriz. Ve 37. sorumuzda 4 tane düzgün altıgenden bahsediyor. Ve 4 tane düzgün altıgen için AD uzunluğuna 3 kök 7 demiş. Bizden istediği şey BC uzunluğu. Senin de bu düzgün altıgenlerin bir kere kenar uzunluğuna ulaşman gerekiyor tabii ki. O yüzden de şunu söyleyebiliriz. Eğer BD'yi birleştirirsen, AD'yi pardon, A'dan aşağıya dik indirirsen, burada bir ikizkenar dik üçgen oluşturuyorsun. İlk önce bunu fark et. Ve bu ikizkenar dik üçgen için eğer altıgenimizin bir kenarına M dersek, buradaki uzunluğumuz M kök 3, aynı şekilde buradaki uzunluğumuz yine M kök 3 olacaktır. Ve şunu fark ediyorum, burası M iken buradaki parçaya da 2M kalacaktır. Altıgende biliyorsun ki M iken 2M oluyor en uzun köşegenimiz. Sonrasında bir Pisagor'la buradaki M'yi bulacağız. 2M kök 3'ün karesi. 2M kök 3'ün karesi artı 3M'nin karesi. 3M kare neye eşit olacaktır? 3 kök 7'nin karesine, yani 9 çarpı 7 yapabiliriz. Hemen hesaplayalım. 3M kök 3'ün karesinden 4 çarpı 3'ten 12M kare geldi. Artı buradan da 9M kare geldi. O da eşittir 9 çarpı 7 dedik zaten. Toplamda 21M karemiz var. O da eşittir. Yine 9 çarpı 7 deriz. Şimdi sadeleştirelim. Bunu sadeleştirdim. 3 geldi. 3 ile de 9 sadeleştirdim. 3 geldi. M'nin buradan kök 3 olduğunu fark ettim. Şimdi geldik alengirli işimize. Yani bu sefer şuradaki parçayı bulacağız. BC'ye ulaşabilmek için. Hemen yapıyorum. Bir de bunu küçültelim. Zaten bir kenarımız kök 3. Aynı şekilde burası da kök 3. Aynı şekilde burası da 2 kök 3. O zaman toplamda burası 3 kök 3 yapmıştır. Dersen ortadaki açımızın da 120 olduğunu söylersen bunu bir kosinüs teoremi paklayacaktır deriz. Hemen veririz kosinüsün gözüne. Hadi bakalım. BC'yi x diyorum. X kare eşittir. Kök 3'ün karesinden 3. 3 kök 3'ün karesinden 27 geldi. Eksi 2 çarpı kök 3 çarpı 3 kök 3. Bu da 9 yapar. Çarpı cos 120. O da 1 bölü 2 yapacaktır deriz. Ama eksi olacağı için buraya da artıyı hemen yapıştırırız. İkiler birbirini götürür. 27, 3 daha 30. Buradan da x karemiz eşittir 39. X eşittir kök 39 diyebiliriz. Tamamdır. Birazcık çetrefilli bir soruydu. Ama yine hallettik her zamanki gibi. Geldik 38. soruya ve 4 adımda işaretlenmiş bir kareden bahsediyor. Diyor ki kısa kenarının uzunluğu 2 santimetre olan dikdörtgenler çiziliyormuş. Burası 2'ymiş, yani burası 2'ymiş. Birinci adımda alt taraftan başlamış, ikinci adımda üst tarafa yerleştirmiş. Yine burası 2 olacak, burası 2 olacak deyip devam ediyormuş. Üçüncü adımda 3 tane parçayı koymuş. Dördüncü adımda da pembeyi de koyduktan sonra diyor ki işleme devam edildiğinde 5. adımda kare içerisinde boyalı olmayan dikdörtgenin alanı 24'müş. Buna göre 3. adımdaki boyanmamış dikdörtgenin alanı nedir? Sen bir 5. adımı gerçekleştir. Yani bu 4. adımı biz buna 5. adım diyelim. 5. adımda şöyle bir şey olsun. Bir tane alt. Sağ, alt, sağ. Bir tane daha alt koymamız lazım buraya. Bu 5. adım olacak. Yani burası olacaktır. Burası 2 birim. Bu kareydi. O zaman şuradaki parçaya
x eksi 2 dersek burasının da x olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada bir dikdörtgen çıktı. Fark ettin değil mi bunu? Bu dikdörtgen için işlem yapacağız. Yani x çarpı x eksi 2 eşittir 24. Bu da 6 kere 4 24'tür. 6 diyoruz. X'imiz 6'ymış. Bize 3. adımdaki boyanmamış dikdörtgenin köşegen uzunluğunu soruyor. 3. adım neresi? Burada. O zaman uzunluklarını bulmaya başlayalım. 6'yı buraya yazdım. 2 de buradan geldi. Dolayısıyla buradaki uzunluğumuz ne yaptı? 8 yaptı. Diğer taraftan pembeyi zaten bulsak bu iş olacaktır. Burası da zaten x eksi 2 ve yani x kadardır. X'imiz de 6'ydı. Hemen buraya da 6 diyorsun. Demek ki köşegen uzunluğumuz şurası olacaktır. Bu da tabii ki 6, 8, 10 yapacaktır dersin. Ceyhan'ı işaretlersin. Tamamdır. Bu şekilde eğlenceli sorularımız da mevcut. Geldik 39. problemimize. Burada da şöyle bir işlem var. Dik dairesel silindirin içerisinde bir şırınga içerisinde 16 santim metre yüksekliğinde kırmızı bir sıvı vardır. Buraya kadar. Bu şırınga içerisinde şekildeki gibi duran 13 santimetre uzunluğunda metal çubuk atılmıştır. Bunu göstermeye çalışıyorum. Buradan burası. Metal çubuk. Renk belli olmadığı için gösterilmiyor. Ben çizdim böyle. Demir çubuk nedeniyle şırınga içerisindeki sıvının tamamı boşaltılamıyormuş. Tamam. Yani piston şuraya kadar gelecekmiş. Daha da aşağıya inmiyormuş. Demek istiyor burada. Tamam. Sıvının hacmi 100 santimetre küpmüş. Buna göre şırıngada sıvının kaç santimetre küp kısmı boşaltılabilir diye soruyor. Yani bize şuradaki hacmi soruyormuş. Tamamdır. Bulalım. Bir kere 13 santimetre uzunluğumuzu şuraya bir yazalım. Ve bize verdiği bilgiyle beraber bu şırınganın silindir şeklindeki bu şırınganın yarı çapına ulaşabiliriz diyorum. Hemen şuraya silindirimizi çizelim. Bize neyi vermişti? Hacmi vermişti. Biz bu hacimle nereye kadar gidebiliriz? Yüksekliği biliyorsak eğer şuraya yarı çap diyeyim. Burası yarı çap. 2 pi r kare çarpı yükseklik eşittir 100 santimetre olacakmış. 4 ile sadeleştirdik. Tabii bu 100 pi. Pi'ler gitti. 4 ile sadeleştirdik. 4, 4 ile sadeleştirdik. 25. R kare eşittir 25 bölü 4. R eşittir 5 bölü 2. Tamamdır. R'miz 5 bölü 2 iken demek ki bizim çapımız buradan 5 olacaktır. O zaman çubuğumuzu da şuraya çizelim. Çubuk da buradan 13 olacaktır. Dolayısıyla buradaki uzunluğumuz 12'ymiş diyebiliriz. 5, 12, 13 fark ettik. Üstte kalan parça için 16'dan da 12'yi çıkartırsak buraya 4 yazarız. Dolayısıyla artık kaçta kaç olduğunu da fark etmiş olduk ki oran orantıyla da bunu bulabiliriz. 16 santimetre için 100 pi ise 4 santimetre için de 25 pi dersek bu iş olur. Deniz'i doğru cevaptır. Tamamdır. Ve geldik 40. ve son sorumuza. Diyor ki aşağıda 29 tane birim küp üst üste ve yan yana sıralanmış ve böyle bir yapı oluşturulmuş. Bu yapının yüzey alanı nedir diye soruyor. Ben de daha önceki çözümlerinde yaptığım işi burada yapmaya çalışacağım. Ama bu birazcık daha alengirli olacak ve bunu biraz 3 boyutlu düşünüp şöyle tasarlayacağım. Diyeceğim ki ben bu yapıya buradan bakacağım. Buradan bakacağım, buradan bakacağım, üstten bakacağım, alttan bakacağım, bir de arkadan bakacağım. Ve genelde önden, arkadan, sağdan, soldan baktıklarım genelde aynı olacağı için çok fazla sıkıntı olmayacak. Şimdi ilk önce üstten bakarak başlıyorum. Üstten baktığım zaman burayı, burayı, buraları görürüm. Ve burada kaç birim olduğunu bulduysam eğer bunun altında da aynı şekilde o kadar yapı olacağını söyleyebiliriz. Yani 1, 2, 3, 6, 9, 12. Demek ki üstten baktığım zaman 12 birim varsa alttan da baktığım zaman 12 birim kare olacaktır derim. Sonra geliyorum soldan bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane burada var. 10 tane de soldan baktığım zaman olacaktır 20. 10 artı 10, 20.
Ama ekstradan şunu unutmamamız lazım. Bu ortada bir şeyler dönüyor. O yüzden de sağdan soldan baktığım zaman bir şu yüzeyi bir de bunun karşısındaki yüzeyi almam gerekiyor. Yani bir artı 2 var. Bunu sakın unutma. Tamamdır. Bir de ön ve arka kaldı. Önden bakıyoruz. 3, 6, 9, 10, 11. 11 de arkada olacaktır. 11 artı 11 ne yaptı? 22 yaptı. Şimdi bunları toparlama işi kaldı sadece. Buradan 22 gelecek. Buradan da 22 gelecek. Buradan da 24 geldi. Bu da 68 yapar deriz. Adana doğru cevaptır. Tamamdır. Umarım bu da faydalı olmuştur. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.